Hani bazen olur ya bakarsınız dersin bu, bu, adamda bir şey var dersiniz. Hani bakışı, duruşu, yürüyüşü, ahvali ya size bir sekinet telkin eder. Böyle bir cana bakın rahmeti, muhabbeti onu görünce, yüzüne bakınca kalbiniz Allahu Teala düşer falan da derse bu iyi insan. Öyle bir insan demek ki babam da diyor fark etti. bu iyi bir insan olduğunu. Ve hani kimi kimsesi yok. Belki parası pulu da yok. Ona hiç olmazsa böyle bir yiyecek yemek derdi çekmesin diye yemek göndermek istedi. Ama diyor hizmetçilerden biriyle göndermedi yemeği. Ola ki kabul etmez diye düşünerek. Allah adamı zengin birisi hizmetçisiyle ona bir ihsanda bulunuyor. istemeyebilir. Demiş ki Yusuf bu dervişe yemeği sen götür. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi kün fe kün sırrınca nice olmazların olduğunu hakkıyla bilenler. Nice olmazlar demeyelim gerçi. Nice olmaz zannedilenlerin olduğunu. Çünkü hani şair diyor ya, buna kim alemi imkan derler. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Ha bir şey için bu böyle olmaz. Neye göre olmaz? Kime göre Olmaz benim bilgime göre olmaz. E senin şu anki bilgine göre olmaz da belki yarınki bileceklerine göre olu verir. O zaman şu an olmuyor oluşu gelecekte de olmayacağı manasına gelmez. Ya da bunun nasıl olacağını senin izah edemiyor oluşun bunu olmaz bir şey haline getirmez. Yahut modern bilimin şu anda bir şey için olmaz deyişi bir gün geldiğinde o şey için olur demesine mani değildir. Ha, <laughs> tekerleme gibi oldu değil mi? Olsun, canımız sağ olsun. Bu, niye bunlar böyle söylüyor? Hikaye anlatacağım da o hikayenin mevzusu biraz bununla alakalı. Ondan dolayı böyle girdim ama o şairin dediği de önemlidir. Buna kim alemi imkan derler. Olmaz olmaz değil mi? Olmaz. Olmaz. Olmaz hiçbir şey yok. Kün fe kün. Cenab-ı Hak bir şeyin olmasını murad ederse ona kün ol da fekûn. O olu ver. Bak bu kadar basit. Ol, olu ver. İşin sana göresi, bana göresi, ona göresi, bu zamana göresi, geleceğe göresi, modern bilime göresi ama sebepler alemine göresi falan yoktur. Bazı bahtlı kullar vardır. Onlar hani biri bir günlerde son zamanlarda hep hakkıyla bilenler, yakinen bilenler falan diye söze giriyoruz ya. Ona da niye kasıtla böyle yapıyor değilim ama Şöyle bir geriye dönüp baktığım vakit şimdiki selamda da hakkıyla deyince benim de dikkatimi çekti. Atıfta bulunuyoruz. Herhalde yaş artık belirli bir yere geliyor ya ve hakkıyla bilebildiğin bir şey olmadığını da fark etmeye başlıyorsun ya. Bunun için sendeki eksikliği sürekli millete hatırlatıyorsun. Diyorsun hakkıyla, hakkıyla, hakkı. Ya Allah aşkına bildiğiniz ne kadar çok şey var bir hatırlayın. Peki hakkıyla bildiğiniz kaç şey var? O bildiklerinizi bir teraziye çıkartın. Hakkıyla bilmek ne demek? Hani uzaktan bakıp bildim zannetmek var. İçine girip azıcık o olabiliyormuşum demek var. Tamamen ona dönüşüp ya ben bundan haberdarım demek var. Ya da bizzat o olup ona dair hiçbir şey söylemeden görenlerin sende onu seyretmesi var. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın falan diye ifade ediliyor. Daha evvel bu programlarda bahsettik. Büyükler anlatıyor, kitapları yazıyor falan filan ya. Bilmek de derece derece ve her bilenin üstünde bir bilen var. Cenab-ı Hakk'ın bazı bahtlı kulları var. O bahtlı kul ifadesi eskiler bahtiyar olasın derlermiş. Bahtiyar kişinin bahtının kendisine yar olması demek. Ha bu mutluluktan başka bir şey. Mutluluk dilemezlermiş. Bahtiyar olmasını ister. Bahtın sana yar olsun. Çünkü çoğu mutlu gözüken insan vardır ki bahtı ona yar değildir. Ve nice bahtı yar olmuş insan vardır ki kendisine. Dışarıdan baktığınız vakit mutluluğunun çok farkında değilsinizdir de içinde kocaman bir saadet saklarlar. Ayrı bahis. Bahtiyar kullar vardır. Onlar kulluk ederek, Cenab-ı Hakk'a yakin kesbederek, Allahü Teala'ya yaklaşarak, ne diyelim Cenab-ı Hakk'ın hazinelerini kendisine açtığı kimselerdir. Evliya-i kiram hazeratıdır onlar, erenlerdir. Onlar Allah dilerse olmayacak bir şeyin olmadığını bilirler. Kalpleriyle bilirler, gönülleriyle bilirler, kendilerinden bilirler. Bazen de bir olayla karşılaşırsınız da, bak bu da bahtiyar olmaya dahildir. O olayı görünce, aa böyle de oluyormuş dersiniz ya. Bir olay duyarsınız, aa böyle de olabilir dersiniz. Sonra bu oluyormuşlar, olabilirler bir araya gelir toplanır. Ve bir gün bulunduğunuz bir yerde bir şeyin olmayacağına dair bir söz söylendiği vakit hakkel yakin ile bilmeseniz bile evvelki tecrübelerinize hareketle dersiniz ki olur. Öyle de olur, böyle de olur, o dilerse olur, o isterse olmazlar olur. Bunu bilirsiniz. Size böyle bir kısa anlatacağım bugün. Haluk Nurbaki Hoca, Allah rahmet etsin, derecatını Ali'ye eylesin. Güzel bir zat-ı şerif. Sadece bir tabibi hazık olmanın ötesinde kalplere de nüfuz eden, kalplere revnak veren, Hoş bir zat, Evliya-i Kiram Hazeratı'ndan. Allah derecatını âli eylesin. Onun başından geçen bir hadiseyi arz için bugün huzurlarınıza. Geçenlerde bizim Mikail anlatmış gönle safa hikayelerde bunu. Ama aynı kişi bile anlatsa bir mevzuyu farklı anlatışlarında başka başka yerlere gider hadise. Onun için iki farklı kişinin anlatmasından da belki başka bir netice çıkar diye gene de anlatacağım dedim. Bir de hani orada duydun burada da olsun canım. Demek ki hala ihtiyaç varmış. Bir daha anlatayım dedim. Bir de hadise ben çok etkiledi de. Onun için anlatayım dedim. Neymiş Serdar Tuncer'i o kadar etkileyen merhum Haluk Nurbaki hocanın başından geçen hadise. Hoca Diyarbakır'da bir dönem bulunmuş. Orada zannediyorum bir Evliya Kiram bir zat var. Onun yanına da gidip geliyor meşah Kiram'dan. Belki o dönemlerden birisindedir. Hangisinde ve ne sebeple bilmiyoruz. Diyarbakır'da bulunduğu dönemde Yusuf isminde bir delikanlıyla tanışıyor. Yusuf'la böyle sohbet ederlerken arada bir Yusuf'un bir şeyi unuttuğunu, hatırlayamadığını falan görünce Hoca şaka yolda ona bir takılacak oldum diyor. Böyle bir, bir şey söyleyecek oldum dedi ki hocam sen benim hayatımı bilmiyorsun. Sen benim başımdan geçenleri bilsen bana böyle takılmazsın. Ben öyle şeyler yaşadım ki şimdi tamir görmüş fakat sonradan çalışırken arada bir böyle tık sesi çıkartan yani evvelki tamir görüşünü de dışarıdan bakan anlayabileceği bozuk bir saat gibiyim ben. Ne demek istiyorsun falan diyor Halik Nurbaki Hoca da. Yusuf anlatıyor. O zaman Yusuf 28'li yaşlarda hoca ile tanıştığı vakit. Ben diyor Diyarbakır çok zengin bir ailenin çocuğuyum. Böyle bir konakta yaşıyoruz. 20-30 kadar hizmetçimiz var çocukluğumda. Ve bir gün yaşadığımız mahalleye bir derviş baba taşındı diyor. Geldi bizim evimize de yakınca bir yere böyle kendine kagir kulübeden, tahta parçalarından bir yer yaptı sığınacak. Orada duruyor. Fakat hali böyle pek güzelceydi. Yani insanlar ona ihtiram ediyor. Hani bazen olur ya bakarsınız dersiniz bu, 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 adamda bir şey var dersiniz. Hani bakışı, duruşu, yürüyüşü, ahvali ya size bir sekinet telkin eder. Böyle bir cana bakın rahmeti, muhabbeti onu görünce, yüzüne bakınca kalbiniz Allahü Teala düşer falan da derse bu iyi bir insan. Öyle bir insan demek ki babam da diyor fark etti. Onun iyi bir insan oldu. Ve hani kimi kimsesi yok. Belki parası pulu da yok. Ona hiç olmazsa böyle bir yiyecek yemek derdi çekmesin diye yemek göndermek istedi. Ama diyor hizmetçilerden biriyle göndermedi yemeği. Ola ki kabul etmez diye düşünerek. Allah adamı zengin birisi hizmetçisiyle ona bir ihsanda bulunuyor. istemeyebilir Demiş ki Yusuf bu dervişe yemeği sen götür. Tabi Yusuf sofra hazırlanıyor, alıyor, götürüyor. Derviş babanın da hoşuna gitmiş zengin bir ailenin işte en kıymetli evladını böyle bir hizmet için vazifelendirmiş oluşu o zatı minnetten kurtaran burada hani usul erken bilen biriz usulsüz usul olmaz. Burada hani kadir kıymet bilen usul erkandan behredar birisinin varlığını haber veriyor. Derviş baba Yusuf'u da sevmiş demek ki. Hani Safar Efendi Hazretleri söylermiş. Mürit mürşidin yüzüne bakınca Fatiha'sını okur evladım dermiş. Şimdi orada Yusuf mürit değil. Derviş baba da mürşit mi değil mi bilmiyoruz ama onlar da kendi sadrınca, kendi miktarınca baktıkları yüzlerde bir Fatiha okurlar. O Fatiha'nın ne manaya geldiğini bilen bilir. Bilmeyene de anlatabilmenin imkanı yoktur. Hele bilmeyen, bilmeyene asla anlatabilemez. Hiç olmazsa bunu bilmek icap eder. İşte derviş baba diyor, Yusuf anlatıyor Haluk Hoca'ya beni sevdi diyor gitti geldi yemekler sohbetler muhabbetler ben de onu sevdim diyor bağlandım Allah adamı bir gün Yusuf'a demiş ki derviş baba Yusuf sana bir deve yapayım mı nasıl demişti deve İstersen sana bir deve yaparım demiş nasıl yapacağız bu deveyi kuruyemişlerden bir deve yapacağım sana demiş ama bir şartım var ne o evde demiş kendine Yemek için sana verilen kuru yemişlerden, arta kalanlardan bana getireceksin. Yani kendin yedin, arttı. O artanlardan bana kuru yemiş getireceksin. Ben de sana onlardan bir deve yapacağım. Peşinden de ikaz etmiş. Bak, babanın malından getirirsen deveyi babana yaparım ha. Tamam dedim diyor. Yusuf o şeylerden, kuru şu bu artanlardan getiriyor derviş babaya. Tabi merak içinde de. Ne oldu diyor deve? yapıyoruz diyor. Ne durumda deve? Üç gün beş gün geçiyor. İşte ayakları tamam. Ne durumda deve? Üç ay geçmiş. Gövdesi tamam. Ne durumda ne durumda ne durumda? Altı ay kadar sonra Yusuf böyle heyecanla geliyor. Derviş baba devemiz ne Az kaldı diyor. Bir tek gözleri kaldı diyor. Sen yarın diyor bana iki tane badem fındık bir şey getir. Gözlerini de yapalım deve tamam olacak. Yusuf sabaha kadar heyecandan uyuyamadım diyor. Yani yarın devemi göreceğim. Derviş baba bana deve yapacak. Ertesi gün o iki badem diyor galiba yanlış hatırlamıyorum. iki tane badem aldım diyor. Koşa koşa derviş babanın yanına gittim. Bir de ne görsem. Derviş baba sizlere alır. Vefat etmiş. Emre hak vaki olmuş. Yusuf hemen haber veriyor filan. Toplanıyorlar. Defne diyorlar. Cenaze merasimi yapılıyor. Yusuf Mahsun hani bir yandan dostu göçtü dünyadan. Yalnız kaldı Yusuf Mahsun. Öbür yandan kendisine yapılacak olan mehasetle beklediği bir deve vardı. Artık o deve olmayacak, yapılmayacak. Yusuf Mahsun. Neyse diyor aradan yıllar geçti diye anlatıyor Haluk Hoca'ya. Ben bir hastalığa yakalandım diyor. Tarif ettiği hastalık şizofreni. Öyle olacak ki 1950'li yıllar. 1950'li yıllarda şizofreninin tedavisi bugünkü manada yok imiş tedavi yok. Babası tabii hastalığın ne olduğunu da bilmediği için önce Diyarbakır'daki doktorlara götürüyor. Yetmedi İstanbul'daki doktorlara götürüyor. Oradan da bir çare bulamayınca Paris'te bir iyi bir psikiyatrın olduğunu haber alıyorlar. Oraya gidiyorlar. Paris'teki doktor da bakıyor, muayenesini yapıyor, gerekenleri söylüyor ama o şartlarda tedavi yok. Babasına şunu tavsiye ediyor bu şizofreni hastalar diyor kendilerine bakamazlar. Bu kendilerine bakma yetisinden mahrumdurlar. Yani yemek yerken bile ağzıma götürüyorum zannederek yemeği kulaklarına götürürler. Açlıktan ölürler. Soğuk havadır, sıcak zannederler. Soyunurlar, zatüre olur, ölürler. Dolayısıyla bu hastalığın bir tedavisi yok ama benim size tavsiyem evladınızı alın götürün, güzelce bir hastaneye yatırın. Fakat ona bakması için de birini bulun. Ne kadar iyi bakarsanız, o kadar ümit içinde oluruz, o kadar olası bir başına gelecek sıkıntı varsa onu geciktirmiş oluruz, tehir etmiş oluruz. İşte baba da imkanı var. İstanbul'da bir akıl hastanesine yatırıyorlar. Fakat tanıdıklarından, Yusuf'a iyi bakacaklarına itimat ettikleri birisine de ayda iki altın falan para veriyorlar. Adamcağız onun hizmetlerini görüyor, işleriyle ilgileniyor falan filan. Derken korkulan başa geliyor. Yusuf nasıl olduysa bir şekilde üşütüyor. Bu üşütme zatüreye dönüyor. Zatüreyle beraber ağır hastalanıyor. Zatüre komasına giriyor. Anlatırken diyor ki o şey var. En son hatırladığım o zaten diyor. Ya ondan öncesi bende yok diyor. Bir hasta yatağı iki tarafına tahta çakmışlar diyor. Hani hasta sağa sola düşmesin diye şimdi o sistem var. Kaldırılıyor ediliyor filan. Böyle değil. Tahtalar çakılmış. Kafes gibi orada yatıyorum diyor. Zatürre ağır hastayım, ateşliyim. Hatırladım bu. Sonrasını diyor, oradaki şeylerden duyuyorum. Hasta bakıcılar falan, o kendisiyle ilgilenen kişi. Adamcağız, o bakması için tutulan adam hemen Diyarbakır'a bir telgraf göndermiş. Yusuf ağır hasta, hatta vefat etti. Gelin cenazenizi defnedin, gerekeni yapın. Zatüre koması sabah çıkar mı çıkmaz mı belli değil. İşte o son gece diye tahmin ettikleri gece Yusuf ateşler içerisinde yatarken o kenarı tahtalı yatakta bir rüya görüyor. Zaten bu rüyanın öncesi yok Yusuf'ta. Hani Fransa'ya gitmiş, Diyarbakır'da doktorlar, İstanbul'da doktorlar, doktor böyle demiş. Buraları hiç hatırlamıyor. Hep sonrasından kendisine anlatılanlar. Bunları nakil olarak Haluk Nurbaki Hoca'ya anlatıyor. Ben diyor hatırladım işte o rüya. Rüya ne? Bir çöldeyim diyor. Güneş tepede, kavurucu sıcak, bir bardak su arıyorum ve o suyu bulabilme imkanım yok. Ciğerim yanmış hararetten. O arada artık böyle öleceğim falan mı diye düşünürken diyor rüyamda, baktım diyor karşıdan bir gelen var. Yaklaştı. Ben de bir umut ona doğru yaklaştım. Biraz daha yakınlaşınca tanıdım. Bizim derviş baba diyor. Derviş baba oradan geliyor. Yanında da bir deve. Kucaklaşıyorlar. Yusuf'a diyor ki deveni yaptım. Yusuf seviniyor. Hadi diyor sen bin bakan bu deve. Deveye binerken fark ettim diyor. Devenin gözleri yok. İki gözü kör bir deve. Bademler yetişmedi ya derviş babanın ömrüne. Devenin gözleri kör. Bindim diyor deveye. Sabah diyor gözümü açtım. Hastanedeyim. Başımda işte doktorlar. Hayretle kendi aralarında bir şeyler konuşuluyor. Ben ufaktan duyuyorum konuşmaları vesaireyi. Akşama doğru işte babam çıktı geldi Diyarbakır'dan. O Allah'a şükrediyor falan. Ben olan biteni anlamaya çalışıyorum. O arada bana anlatıyorlar diyor. Şizofreniyi işte İstanbul, Diyarbakır, Paris sonrasında gelip buraya yattı vesaire. Ben de oralar yoktu. Doktorların şaşırdığı da şu. Diyorlar ki ya bu zatüre komasından çıkmak kolay bir şey değil. Ama hadi hadi bu oldu. Bunu anlayabiliyoruz. Hadi bu oldu. Hani Tıp bunun olmasına müsaade ediyor. O zaman bu olabilir. Ama tıp henüz öbürünün bu şekilde şifa bulmasına müsaade etmezken bu nasıl olabildi? Şizofreni nasıl halloldu? oldu? Ben diyor o de kurtuldum. kurtuldum. Ve şu işte arada bir şey anlatırken teklemesi. Haluk Nurbaki Hoca diyor ya eski bir saatin tamir gördükten sonra arada bir teklemesi gibi. İşte ben diyor hocam buralardan çıktım geldim. Arada bir bir şey unutmam. Sana e, tacip vermesin. Şaşırma buna. Geldim ya bura. ilave ediyor. O deveye bindikten sonra diyor hallolan şey sadece şizofreni, sadece zatürre değildi. Ben o günden sonra beş vakit namazımı da hiç bırakmadım diyor. Böyle bir hadise. Şimdi olur mu? Olmuş. Nasıl olmuş? Bilmem. O böyle. O, ol der, olur yani. Bu kadar. Asıl önemli olan şey şurası. Bu hadise bize ne söylüyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadaka ömrü tezyid eder buyuruyor. Sadaka, sadaka vermek ömrü uzatır. Ömrü artır. Ama kelamcılar bunu tartışmışlar falan. Hani nasıl olur? Kader mutlak değil midir? Ömür nasıl uzar? Şöyle midir? Bura tarafını onlara bırakıyoruz. Allah Resulü bir şey dediyse biz eyvallah deriz ve iman eder. Nasıl uzatır? Bilmeyiz ama uzatacağına iman ederiz. İşte Derviş baba diyor ya sana bir deve yapayım. Ama kendi yediklerinden getir bana. Kendinde sana ait bir şeyden getir. Ya yani sadakayı veren sen ol diyor. Nasıl oluyor? Zafer Efendi'nin sözünü hatırlayın. Yüzüne bakar, fatihasını okur. Levh-i mahfuz, kader, onun gelecekteki bir şeyi Allah dilerse bildiri verir, görür. Onu da seviyordur. Onun da ona düşmesini istemez. Oradan kurtulmasını arzu eder. Bunun için de sadaka verilmesi lazım. Küçücük çocuğa da sadakansı verdirilecek. Sen bana kuryemiş getir. Oğlum ben sana deve yapayım. Bütün bunlar böyle toparlanır, bir araya gelir. Belki 20 sene sonra Yusuf'un yaşayacağı bir hadiseden kurtuluşunun devesi Yusuf tarafından o derviş babaya verilen sadakalarla hak katında yaratılır. Deve böyle vücuda gelir. E o zaman daha evvelki programlardan birinde gene bahsetmiştik. Rızkın daraldıysa diyor sadaka ver. Başında bitmeyen bir musibet var mı? Sadaka ver. Çoluk çocuğunda bir sıkıntı mı var? Sadaka ver. O enteresan bir şey o. Nasıl oluyor? Allah bilir. Allah Resulü demiş ki ver. E o zaman sadaka ver. Bura bize başka bir şey daha söylüyor. Belki mesela çocuğu hasta olan, kardeşler vardır. Bilen ya. Onların niyetine sadaka verilir. Bu da caiz, bu da olur, bu da makbul. Ama şu hikayeden benim anlayabildiğim çocuğu da sadaka vermeye teşvik etmek lazım. Yani çocuğun 20 lira harçlığı var günlük misal. Sen babası olarak çocuğun adına 200 lira sadaka verebilirsin. Sadaka vermiş olursun. Ama çocuk o 20 liradan 1 lirayı kendi 20 lirasından bir lirayı sadaka olarak verirse inşallah o musibetin define, o hastalığın şifa bulmasına bu senin vereceğin 200'den daha ziyade vesile olur. Yani versen çocuğa parayı, o para artık o çocuğun olsun. Sonra o çocuk kendisine ait olan paradan bir sadaka versin. Bakın bunu yanlış anlaşılmasın ne olur. Bir gerek şart olmazsa olmaz diye söylemiyorum. Öyle de olur. Baba da verse olur, anne de verse olur. Büyük kardeş de kardeşinin adına verse. Mevla kolaylaştırıyor, zorlaştırmıyor. Ama böylesi belki şifaya, belki belanın define, belki musibetten kurtulmaya vesilelerden bir tanesidir. Ya e o zaman bu kapıyı da çalmak lazım. Ha tek kapı burasıdır demiyorum. Çalınabilecek kapılardan birisi de burasıdır. Buradan da çalıp gereğini yapalım. Bitirirken başta dediğimiz buna kim alemi imkan derler. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Hani her birimiz Diyarbakırlı Yusuf'la tanışma şansına sahip değildik. Ya da her birimizin mahallesinde Yusuf benzeri bir hadise yaşayan görme imkanımız yok. Ya da her birimiz başına böyle bir şey gelecek diye bir kaide yok. Ama bak bir güzel adam cennet mekanı. Haluk Nurbaki Hoca böyle bir şeye şahitlik ediyor. Bir Yusuf kuluna Allah bir derviş baba eliyle böyle bir hadiseyi yaşatıyor. Ve bugün de size bir Allah'ın kulu çıkıp bu hadiseyi anlatıyor. İhtiyacı olan ibretini alsın, koysun cebine. İhtiyacı olmayan, inşallah ihtiyacı da olmasın, ama böyle şey olur mu demesin. Olur, oldurur. Hem Yusuf'a, hem Haluk Nurbaki Hoca'ya, hem de derviş babaya birer Fatiha ricasındayız. Erenler, Allah emanet. Akça Dağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.